Merhabalar, bu YouTube'daki ilk videom ve İstanbul'da en çok bilgi sahibi olduğum ve kanalımı bu açıdan yönlendirmek istediğim bir konuyla başlangıç yapmak istedim. Sosyete pazarları. Bir Instagram hesabım var ve orada da çok güzel bir kitle oluşmaya başladı. Neden bunu YouTube'a taşımayayım? Neden orada daha ayrıntılı, daha bilgi içerikli videolar çekmeyeyim diye düşündüm. Çünkü Instagram'da kısacık videolar çekebiliyoruz ve açıkçası tam olarak anlatmak istediğimiz anlaşılıyor mu bilmiyorum. YouTube çok sevdiğim bir mecra. Çok fazla kullanıyorum. Çok fazla izliyorum. O yüzden burada olmam gerektiğini düşündüm. Instagram'da çektiğim içeriklerin hemen hemen aynısının daha ayrıntılı bir şekilde olanını da YouTube'da ilerletmek istiyorum. Evet, ilk videomuz İstanbul'daki sosyete pazarları. Bu videoda sevdiğim, çevremden duyduğum, nerede nasıl bir şeyler bulabilirsiniz. Yanlarda daha önceden çektiğim görüntüler de gelecek. Aynı zamanda ayrıntılarına da bakmak istiyorsanız tabii ki Instagram adresim de aşağıda olacak. Orada bir sürü Reels'lar var. Öne çıkaranların da ayrıntılarını görebilirsiniz. Bu şekilde bu hem İstanbul'da olup ya da İstanbul'a gelecek olan pazar sevdalılarına güzel bir içerik olacağını, bir rehber olacağını düşünüyorum. Çok fazla pazar var İstanbul'da sosyete pazar konusunda. Part 2'si büyük ihtimal gelir. Çünkü sürekli olarak bu sene içerisinde farklı yerlere de gitmek istiyorum. Daha önce gitmediğim, görmediğim. Korona atlattığımız için biraz böyle arada nefes nefese kalıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Elimde defterim var. Şu an burada tam 10 tane İstanbul'daki sosyete pazarları yazılı. İlk ile hemen başlıyorum. Son bir yıldır favorim haline gelen pazar Kadıköy, Salı ve Cuma pazarı. İkisinden de ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Farkları neler, hangi günü daha çok seviyorum, hangisine daha fazla şey bulabilirsiniz, hepsini anlatacağım. Kadıköy Salı pazarı zaten tarihi bir salı pazarıdır. Gerçekten çok eski bir pazar. Nereden baksanız 10 senedir çok rahat gidiyorum Kadıköy Salı ve Cuma pazarına. Yenilenme sürecindeyken Göztepe'ye taşındı. Orada hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum. Orası bence en güzel zamanlarıydı. Ulaşımı çok kolaydı. Metro direkt içinden çıkıyordu resmen. Bakıyorsunuz pazarın içindesiniz falan. Çok uygundu. 5-10 liradan daha fazla bir şey bulamıyordunuz. Böyle taş çatlasın 20 lira böyle pahalı geliyordu size. Dinlenme sürecinden sonra yani şu anki yeri Fikirtepe'de. Akasya AVM'nin karşısında. Metro ulaşım var, metrobüs ulaşım var. Yeni ulaşım açısından bayağı çeşitli ve kolay ulaşım olan bir yer. Metro ile bir tık yürüyorsunuz, Ünalan durağında iniyorsunuz, 4. çıkıştan çıkıyorsunuz. Metrobüste Uzunçayır durağında iniyorsunuz. Nispeten metroya göre daha yakın oluyor. Yine Marmara ile gelip, Söğütlü Çeşme'de inip Uzunçayır metrobüslerini de kullanabilirsiniz. Yine Akasya AVM'nin önünde duraklar var. Oraya da bir sürü otobüs gelip gidiyor, minibüs geliyor. Google'da Moovit uygulamasını kullanarak da kendi bölgenize göre aratabilirsiniz. Yine ulaşım konusunda da bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Diğer pazarlarında böyle ulaşım açısından bildiğim kadarıyla bilgisini vereceğim. Şimdi bu yeni yerine geçtiğinde kısa bir süre sonra korona patlak verdi zaten. Ve çoğu pazar yerleri de kapandı. Kadıköy'de buna dahil olmak üzere. Ben de bir sene kadar falan gidemedim. Ne Kadıköy Salı'ya ne de Cuma'ya. Böyle bir iki kere gidebilmiştim yeni açıldığını ve çok da nedense beğenememiştim. Sayfayı açtıktan sonra daha böyle çok gidip görmeye başladım. Ve Kadıköy Salı'yı Cuma'ya göre daha çok beğendim. Hatta diğer sayacağım pazar, sosyete pazarlarına göre şu anda en sevdiğim Kadıköy Salı pazar ama bu değişiklik gösterebilir. Şu anda en favorim Kadıköy Salı. Çünkü iki katlı bir pazar ve iki katında full kıyafet. Full. Üst ve alt katın çoğu işte kıyafet, ayakkabı, çanta ne ararsanız bulabilirsiniz. Bu açıdan eğer kıyafet aramak istiyorsanız Salı sizin için daha uygun. Normalde her pazarlar, yani her sosyete pazarı hafta haftasına uymayabiliyor. Bir hafta çok güzel oluyor, bir hafta çok pahalı oluyor. Yani bunu şansınıza artık. Sezon değişimlerinde, işte sonbahardan kışa da geçildiğinde ya da yazdan sonbahar kış sezonuna geçildiğinde evet ücretler daha da artabiliyor. Yine bu kurdan da etkilenmeler oluyor. Oldu da. Çünkü şu anda belki bir tezgahtaki 25 TL'lik bir tezgah normalde 15 TL olması gerekiyordu. Öyle söyleyeyim. Ama gidip de bir şey bulamamanız çok nadirdir diye düşünüyorum. Çünkü herkesime hitap eden ürünler var. Tesettürlü, tesettürsüz.
Ayakkabı numarası olarak, çanta olarak, hani daha az kaliteliden daha çok kaliteliye kadar gerçekten de her skaladan ürün bulabilirsiniz. İkinci el tezgahlar da yine mevcut. Erkenden gidip oralara da bakabilirsiniz. Bu açıdan Kadıköy Salı Pazarı çeşitlilik, fiyat çeşitliliği olarak da sizi çok memnun edebilir. Eğer İstanbul'daysanız ya da İstanbul'a gelecekseniz ve bir tane pazar gezme şansınız varsa ben Kadıköy Salı Pazarı'na gitmenizi tavsiye ederim. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Özellikle sezon değişimine denk gelirseniz bence harika böyle poşet poşet çıkabilirsiniz pazardan. Şimdi Cuma Pazarı, Kadıköy Cuma Pazarı'na geçtik. Kadıköy Cuma Pazarı ile Salı Pazarı arasındaki fark, Kadıköy Cuma'da kumaş da var, ikinci el daha fazla, sebze de var, yine kıyafet de var. Ama asıl Kadıköy Cuma Pazarı'nın ünlenmesi bit pazarı şeklinde olmasıyla oldu. Burada kumaş olarak dikişle ilgileniyorsanız ya da anneniz, teyzeniz, halanız dikişle ilgileniyorsa çok envai çeşit kumaş bulabilirsiniz. Uygun fiyatı kıyafetler dikebilirsiniz ki ben gerçekten de dikiş öğrenmek ve kendi kıyafetlerimi kendim dikmek konusunda oldukça bir merakım var ama bir türlü adımı atamıyorum. Çünkü çok güzel kumaşlar var. Biz böyle küçük küçük evde değişimler yapmak istiyorduk. Daha önce de mesela annem 20 liraya taçın perdelerini aldı. Çok güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Göztepe'deyken tezgahtarlar artık satılmayan mallarını kumaş olarak bırakıp giderlerdi mesela. Ve dikiş yapanlar, kumaşa merakı olanlar falan o saatler cennetti. Böyle 6.30, 7, 8 civarı. Var. Bunu yapan var mıydı? Yorumlarda kendilerini belirtirlerse çok sevinirim. Bedava alıyorsunuz. Oraya bırakıyorlar. Kim kaparsa biraz kapış kapışlık oluyordu tabii orada da. Bazen aralarda elbiseler çıkıyordu, kemerler çıkıyordu falan. Çok güzeldi. Şimdi onu yapmıyorlar galiba. Çok ender rastladım burada. Bir ara çok ünlendi. Özellikle korona zamanı Kadıköy Cuma Pazarı aşırı ünlendi. TikTok, Instagram Reels ama özellikle TikTok'ta çok patlak verdi. Bir yerde bir şey popülerleşince tabii ki bunları tezgahtarlar da görüyor. Yani onlar da internet kullanıyorlar, onlar da sosyal medyayı kullanıyorlar ve tabii ki dediler ki hani 1 liralık, 2 liralık tezgahları neden biz 5 lira, 10 lira yapmıyoruz ki daha fazla kazanırız. Tabii ki tezgahların fiyatları arttı. Bu korona daha azaldığı zamanlar yine TikTok'ta çok popüler. Ben de yine gittim. Hiç beğenmemiştim. Hiç hani böyle artık inanılmaz kötü parçalar 10 lira, 15 lira falan ama hani rezalet dökülüyor. Bit pazar mantığı da o değil aslında. Göztepe'de o yoktu oraya taşındığında ya da Göztepe'nin öncesi yine eski yerinde böyle bir şey yoktu. Hani daha temiz, gerçekten temiz ama kullanılmış parçalar konuluyordu. Şimdi ya giyilmiş olduğu çok belli yani affedersiniz mide de bulandırmak istemiyorum ama kokuyor, lekeli. Yani neler neler gördüm ki çok daha kötülerini görenler varmış orada sohbet ettiğimde. Gittiğimde hiç beğenmemiştim ve bir daha ben Cuma pazarına gitmem diye baya büyük konuşmuştum. Çünkü gördüğüm manzara çok kötüydü. Sonra tabii sayfada istek gelince ve pazarı sadece bir haftalık yorumlamamam gerektiğini düşündüğümden tabii ki yine birkaç kere gittim. Nispeten biraz daha düzelmişti. O da popülerliğini yitirdiğinde yine. Kadıköy Cuma Pazarı'na erken gitmek önemli. Yani bu resmen Kadıköy Cuma Pazarı'nın bir kuralı, yazılmayan bir kuralıdır. 7.30'da gidenler var. Daha teknoloji merakınız varsa 6-7 gibi gidin. Ama daha kıyafetleri bulmak istiyorsanız ikinci el kısmında 7.30 gibi orada olmanız gerekiyor. Ben o kadar erken kalkamam diyorsanız da hani böyle 10-11 gibi yine orada olduğunuzda güzel parçalar bulabilirsiniz. Öğleden sonra akşam üzeri çok nadir. O da şansınızdadır bir şey bulursanız. Yine kıyafet kısmında daha böyle temiz, hani giyilmemiş depo, ihracat ürünlerinin kısmında yine bir şeyler bulabilirsiniz. Ama onda da beden kalmıyor ya da defolular kalabiliyor. Erken gitmenizi tavsiye ederim. İlk zamanlar, o popülerleştiği zamanlar gerçekten de 1 TL'ye, 2 TL'ye tonla şey bulabilirdiniz. Önceleri neler neler bulurdunuz ki benim 1 liraya aldığım ceketler, deri ceketler falan da vardı. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Bir tane deri ceketim var. Onu gösteririm bir ara. Onu aldım. Annemin kısmında da bir tane kürk var.
anneme kendimi yırtıyorum. Kürkü alsın diye. O da başka bir şeye bakıyorsa ve bir tane yanımda bir kadın vardı. Gerçekten çok güzel giyimli. Giyimi, kuşamı, gözlükleri falan. Ve kürkü hemen aldı. 1 lira. Arkadaşlar 1 lira. Ve o kürkün devamı varmış aslında. Bir çıkardı uzun, bildiğiniz, hiçbir yerinde defo olmayan bir kürk çıkarttı. Gerçek değildi bu arada. Bunda çok net bir çizgim vardır. Gerçek değildi ama çok kaliteliydi. Onu aldı, o da şok geçirdi bence. Ben resmen böyle ağlayacağım, kendimi zor tutuyorum orada. Hani o an elimdekini böyle atıp, gerçi onu da bekleyenler vardı ama hani sadece olumlu, hani böyle gözlerim doldu, keşke bıraktı ama bırakmayacağını adım gibi biliyor ki de aldı. O tezgah müthişti. Yani 1 liraya bir ceketler satıyorlardı. Bir de biraz daha küçüktüm ben o zaman. 16 yaşlarında falandım. Şimdiki kafamla gitsem ne blazerler, ne şeyler alırdım, Allah bilir. Bu da böyle bir anımdır. Vardı. Yani 1 liraya ne parçalar vardı. Şimdi 1 liraya gidin bakın pazara. Çok da kötü konuşmak istemiyorum ama erkenden yine belki güzel şeyler vardır. Eskiden gerçekten kaliteli şeyler oluyordu. Şimdi bir tık zor. Bunun da dipnotuna düştüm. Ve konuyu burada kapadım. Çok uzun oldu çünkü. İkinci favori pazarım. Yıllardır gittiğim. Ya hatta ben daha annemin karnındayken beni götürdü. Bu arada pazar sevdan nereden geliyor? Tabii annemden geliyor. Annem de bir pazar sevdalısı. Zaten o sürekli götürüp getirdiği için beni küçükken ben de buraları sevmeye başladım. Hem de çok güzel bu arada, bir pazar arkadaşıdır. Kimseyle çok fazla gitmeyi sevmem ben pazara. Kalabalık gitmeyi ben nefret ederim. Yani 3 kişi gittik ya, benim kafam ambele. Hiçbir şey bulamam. 2 kişi ya da tek, ama genellikle annemle giderim. Öyle çok kalabalık da pazar gezilmez arkadaşlar. Bakın bunu söylüyorum. Çok kalabalık pazar gezilmez. Bir tane eş seçin kendinize ya da kendiniz gidin. Ve sürekli onunla gidin pazara. Çok kalabalık olmuyor. Kafanız dağılıyor. Ama gidebiliyorsanız da tabii ki ne şanslısınız. İkinci favori pazarıma Pendik Pazarı. Green Park Otel'in orada. Yine ulaşımı kolay. Marmaray'la Kaynarca durağında indiğinizde 10 dakika yürüyorsunuz. Otobüs durağı var hemen Pendik Pazarı'nın iç kısmında. Moovit uygulamasını kullanarak da oraya hangi otobüsler geliyor, sizin yakınınızdan mı geliyor bakabilirsiniz. Çift katlılar var. Yine pazara yakın getiren, karşıdan geliyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Metro Pendik Köprüsü'nün orada bırakıyor. Metro olmaz. Metro uzak kalıyor. Pendik Pazarı yıllardır alışveriş yaptığım, çok sevdiğim bir yer. Son bir yıldır açıkçası bir tık kendini bozdu. Şimdi defolu ürünler şu anda neredeyse baksanız 50 liraya falan veriliyor. 35 liraya veriliyor. Ben pazardan 50 lira verip de o ürünün defolu çıkmasını hazmedemiyorum. Kusura bakmasın kimse. Yani bir 30-40 lira falan daha üstüne koyarım. Giderim mağazadan bir şeyler almaya çalışırım en azından. Eskiden neler alırdım? 20 TL'ye şişme montlar aldım. Pantolon 10 lira, 15 liraya, 5 liraya ceketler aldım. Gram'daki ilk 1 milyonluk Reels'ım yana yüklemeye çalışacağım. Oradaki kadife ceketleri 5 liraya aldım. Erken gitmiştim ki buldum. 12'de bitmişti hepsi. Şimdi 5 liraya parça, 5 liraya iç çamaşırı bulabiliyorsunuz herhalde. Ya da çorap falan alabiliyorsunuz. Hala seviyorum, hala gidiyorum. Yakın bana, öyle söyleyeyim. O yüzden sürekli her cumartesi canım sıkıldığında gidip bakabiliyorum. Artık çok stabil tezgahlar var. Her hafta bir değişik fiyat skalası koymuyor. Bir çantayı 30'a satıyorsun, haftaya da 30'a buluyorsun. Bu ne açıdan güzel? Bir şeyi aldığınızda diğer hafta değiştirebilirsiniz. Bir ara bu koronadan dolayı cumartesi hafta sonlarına yasak gelmişti ya, çarşambaya alınmıştı. O zaman 1 liraya tezgahlar falan da vardı. Yakın bir zamandan bahsediyorum. Hatta bir tane de o Reels'ımı da koyarım yana. Orada 1 liraya bir ceket almıştım. Yukarıda askıdaydı. Onu yıkadık, temizledik falan. Harika durdu. Çok vintage, çok güzel bir ceket. Uzun. Çarşamba günleri de gerçekten de böyle hafta hafta çok güzel tezgahlar geliyordu. 1 liraya, 2 liraya. Şimdi o da yok. Nereye gitti onlar? Keşke bize bir haber verseler nereye gitti. Tesettürlü, tesettürsüz birçok model bulabilirsiniz. Özellikle tesettür açısından da çok zengin bir pazar.
Ev eşyaları bulabilirsiniz. Tüldür, perdedir, runnerlardır, nevresim takımlarıdır. Bunlar da mevcut. Ev eşyaları, işte mutfak gereçleri falan, bunlar da mevcut. Çocuk kıyafetleri de oldukça fazla var. Hatta çocuk kıyafetlerinden 5 liraya, 10 liraya da güzel parçalar bulabilirsiniz. Bakırköy Pazarı. Geldik Bakırköy Pazarı'na. Bakırköy Pazarı da senelerin sosyete pazarı. Yani o kadar eski bir pazar ki elinizi tutup atıyorsunuz. İtalya, işte Fransa falan ya da Zara gibi böyle hep markalar vardı. Ve uygun fiyataydı. Bu açıdan eğer pazardan almayı, hani bazısında o hissiyat olur ya, pazardan almayı kendine yediremez falan. Ama giderlerdi. Bakın bu da küçük bir ipucu. Bakırköy Pazarı. Giderlerdi oralardan marka ya. Etiketli ya. Etiketli marka yani. Neden? Çünkü depodan geliyor. Gidiyor etiketli bir şekilde oradan alıyor. Sonra mağazadan aldım diyor. Bu kadar basitti Bakırköy'de alışveriş yapmak. Şimdi Bakırköy Pazarı yenileniyor. Eski yerinde değil, bir alt sokağında. Yani yine Bakırköy Pazarı'na gider şekilde gittiğinizde pazar tentelerini görebilirsiniz. Ben daha hiç gitmedim yeni yerine. Gittiğim zaman buraya da video çekerim. Instagram'a da video çekeceğim. Duyduğuma göre yeni yerinde fiyatlar pahalıymış. Ama yine böyle hafta hafta değişiklik gösterebiliyormuş. Bir takipçim bana aldıklarını atmıştı. Çok da güzel almıştı yani, 25 lira 20 liraya kazaklar falan almış. Dediğim gibi ama hafta hafta değişiyor Bakırköy Pazarı'da. Eski yerindeyken çok uygundu. Yine içerikler var Instagram sayfamda. Bayağı alışveriş yapıyordum. Özellikle yazlık parçalar konusunda. Elbiseler 10 lira, 15 lira, işte babetler, sandaletler, topuklu ayakkabılar falan. Çok çeşitli bir pazardı. Yine her şey vardı. Her skaladan, her bütçeye uygun. Daha böyle pahalı, daha elimde çok param varsa giderdim, montlar, kürkler falan da alıyorlar. Ya da böyle abajurlar. Bir abajurlar vardı, inanılmaz. Bakırköy sosyete pazarının tam, hani bir sosyete pazarı düşünün. Orası Bakırköy pazarı bence. Marmaray'la gelmek istiyorsanız da Bakırköy durağında inip meydandan yukarıya doğru çıkıp oraya sorarsanız, orada minibüsler kalkıyor. Pazara giden minibüslere biniyorsunuz. 10 dakika sürüyor. Bakırköy kısa sürdü ama çok güzel. Gerçekten Bakırköy de çok güzeldi. Yenilendiği zaman yeni yerine de gideriz. Umarım en kısa sürede yenilenir. Geldik Rami pazarına. Ben Rami'ye bir kere gittim. Orada da küçüktüm. Teyzem çok sık Rami'ye giderdi. Ve böyle takip ettiğim birkaç sayfada görüyorum Rami pazarını. Tesettürlü, tesettürsüz bir sürü model bulabilirsiniz. Hala eskisi gibi böyle 5 liraya, 10 liraya parçalar bulabileceğiniz nadir pazarlardan bir tanesi Rami pazarı. Yine böyle 11, saat 10-11 gibi gittiğinizde hem beden olarak hem de stok olarak bir sürü şey bulabilirsiniz Rami pazarında. Ben de en kısa zamanda gitmek istiyorum. Bu arada günlerini söylemedim ama Pendik Pazarı cumartesi günü kuruluyor. Bakırköy Pazarı cumartesi günü kuruluyor. Rami Pazarı da pazartesi günü kuruluyor. Rami Pazarı'nın tam yeri konusunda çok bilgi sahibi değilim. Çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum. Karşı yol bilgisine çok hakim değilim. Yani şu anda Rami hala bu eski sosyete pazarlarını bize hatırlatan nadir pazarlardan bir tanesi. Arada böyle çok güzel botlar, ceketler falan da geliyormuş. Hafta haftasına göre değişiklik gösterebilir ama gerçekten gittiğinizde sizi üzmeyecek pazarlardan bir tanesi. Geldik Fatih Pazarına. Çok eski sosyete pazarlarından bir tanesi. Fatih zaten çok kalabalık ve depoların yoğunlukta olduğu bir yer. Eskiden özellikle gerçekten de marka, yine etiketli aynı Bakırköy Pazarı gibi bir sürü ürün bulunabiliyormuş Fatih'te. Burada ben yine tanıdıklarımın bana verdiği bilgiler doğrultusunda konuşacağım. Çünkü Fatih Pazarı'na hiç gitmedim. Sadece uzaktan gördüm yerini. Çok kalabalıktı. Tezgahtarlar da zaten her gün farklı farklı pazarlara gidiyorlar. Yani Bakırköy Pazarı'ndaki tezgahtarların çoğu aslında Fatih Pazarı'na da geliyordu. Bakırköy ile Fatih'in birbirine benzemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Fatih Pazarı'da dediğim gibi marka bulabileceğiniz en güzel kotlar bulunabiliyormuş, botlar bulunabiliyormuş, elbiseler güzel çıkıyormuş falan, abiyeler, öyle duydum. Güzel, Fatih Pazarı'da çarşamba günleri kuruluyor. Geldik Yeşilköy Pazarı'na. Yeşilköy Pazarı da gerçekten de sosyete sosyete olan bir pazardır. Konumu itibariyle. Diğer pazarlar gibi çok uygun fiyatlı diyemeyeceğim.
Çünkü pazarlar da konumuna göre aslında pazarların olduğu konum onların fiyatlarını belirleyen sebeplerden bir tanesi. Yani siz şimdi bir Pendik'e kurduğunuz pazarla bir Suadiye'ye kurduğunuz pazarın aynı fiyat skalasında olmasını bekleyemezsiniz. Çünkü tezgahtarlar da bunların aynı şeyi söylüyorlar. Fiyatları orada arttırıyorlar. Bu bariz bir gerçek. O yüzden buradaki fiyatlar bir tık tuzlu. Fakat kalitesi de kaliteli yani. Gerçekten de mağaza kalitesinde ürünler getiriyorlar. Ama mağaza fiyatı gibi de bir fiyat biçiyorlar onlara. Ulaşım Marmara ile Yeşilköy durağı. Yine gider bir bakarız fiyatlar nasılmış, değil, neymiş. Çantaların çok pahalı olduğunu biliyorum ama özellikle bot çizme konusunda Yeşilköy pazarı bayağı iyi olduğunu duydum. Erenköy pazarı, adamın tavsiyesiyle konuşacağım. Eskiden yine gerçekten Pendik pazarı ile aynı fiyat skalasında yarışıyorlarmış. Özellikle mont, işte dış giyim konusunda Erenköy pazarı çok zenginmiş. Çok büyük bir pazar olmadığını duydum. Fakat gerçekten de özellikle marka çantalar, marka kotlar, marka dış giyim falan çok getiriyormuş. Hala böyle mi bilmiyorum ama korona öncesi yani neredeyse bir iki sene öncesi kadar falan çok ciddi markalı ürünler geliyormuş pazara. Ulaşımı hiç bilmiyorum. Erenköy pazarının ulaşımını hiç bilmiyorum. Fakat gerçekten de orada yaşayanlar, oraya gidip gelenler arasında, pazar tezgahtarları arasında da çok konuşulduğunu duyduğum bir pazar kendisi Erenköy pazarı. Muhakkak gideceğim. Yani şöyle söyleyeyim, Rami, Fatih ve Erenköy böyle ilk üçümde hani muhakkak gidip çekmek istiyorum sizlere. Beylik pazarı, bu da yeni açıldı. Beylikdüzü'nde. Hatta Bakırköy yenilenmeye geçtiği için birçok buradaki Bakırköy'deki tezgahtarlar Beylik pazarına geçtiler. Çok çeşitli bir pazar olduğunu duydum. Bu açıdan burayı da merak ediyorum. Kapalı bir pazar, iki katlı bir pazar olabilir. Yine Kadıköy gibi. Şimdi zaten böyle iki katlı kapalı pazarlar meşhur olmaya başladı. Yine bu pazarda hafta haftasına değişiklik gösterebiliyor ama özellikle mesela Adax markasının, bir sürü markanın, Türk markasının depo çıkması ya da ufak tefek defoları olan parçalarının bu pazarda çok yoğunlukta olduğunu duydum. Gidip görmekte fayda var. Yine burası da listemde. Tuzla pazarı. Eski bir pazar. Saydığım pazarlar arasındaki en küçük pazar diyebilirim. Fakat bayağı adından söz ettiriyor. Çünkü Tuzla pazarında böyle birkaç konuştuğum kişi bayağı uzak. Erenköylerden falan gelenler vardı ya da karşıdan gelenler. Neden Abiye'nin gırla olduğu, özellikle mango parçalarının, yani her tezgaha gidip baktığınızda mangodan bir ürün bulmanız çok muhtemeldi. Bir iki sene, hatta iki sene demeyeyim, geçen seneye kadar. Neredeyse ben düğünlük parçalarımın hepsini Tuzla pazarından alırdım. Abiye'ye para vermezdim. 10 liraya, 20 liraya bir abiyeler olurdu, akıllara zarar. Bir de erken gittiğinde efsane, etiketli falan yani. İkinci el tezgahlar bayağı Tuzla pazarında artışta. Ve yine fiyatlar da ona göre artışta. Yani tamam ikinci el satıyorsun ama 15 liraya falan satıyorsun ikinci el yani. Bayağı sinirlenmiştim son 3 gitmemde falan Tuzla pazarına. Yazın Tuzla pazarını daha çok seviyorum. Kışın bence çok az parçalar, çok nadir parçalar getiriyorlar. Ve bence demode parçalar getiriyorlar ama yazın elbise konusunda, ne bileyim abiyeler konusunda falan böyle çeşitleniyor pazar. Son değişimlerinde yine buraya da bakmakta fayda var. Mesela ilkbahar, yaz gibi bakmanızı tavsiye ederim. Bir gelip bakabilirsiniz. Ulaşımı diğer pazarlara göre bir tık zor. Bahçeler durağı var yakın. İETT'e oradan geçen İETT'lere bakabilirsiniz. 130A Kadıköy tarafından geliyor. Marmara'yla Tuzla durağında inip yeşil başlı minibüslere binebilirsiniz. Hemen pazarın sokağın başına bırakıyor. 5 dakika yürüyorsunuz. Rayla içmeler durağında inip kırmızı başlıklara binebilirsiniz. Sarılara binebilirsiniz. Tuzla pazarı da pazar günü. Erenköy pazarı da perşembe günü. Geldik son pazarımıza. Ulus Sosyete pazarı. Buradaki fiyat da yine muhite göre değişiklik gösterebilecek kıvamda. Ama ben yine de gittiğim pazar tezgahlarındaki abilerin, ablaların dediklerine göre konuşuyorum. Ulus Sosyete pazarı da
Böyle Kadıköy'e benzeyen bir yapıya sahip olduğunu söylediler. Sosyete pazarının ben cumartesi olduğunu biliyorum. Fakat galiba günde bir değişiklik olabilir. Onu araştırıp yine buraya geçeceğim. Fiyat konusunda bir tık daha yüksek olabilir. Ama yine Ulus Sosyete Pazarı da depo ürünlerinin, ithal ürünlerin çok ciddi derecede geldiği güzel bir pazar. Burayı da gidip görmek gerçekten istiyorum. Benim bu videom şu anlık bu kadardı. İstanbul'da olanlar, pazar, sosyete pazarlarına gitmek isteyenler, İstanbul'a gelecek olanlar falan varsa güzel bir rehber niteliğinde olmuştur inşallah bu video. Ulaşım açısından bahsettim, çeşitlilik konusundan bahsettim. Gerçekten de bu pazarlar gidip de üzülmeyeceğiniz pazarlar. Ekonominin sürekli değiştiği bir dönemdeyiz. Çalkantılı olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden hani biraz paramızı da tasarruflu kullanmak istiyoruz doğal olarak. Ve sosyete pazarlarına olan ilgi gün geçtikçe çok daha fazlalaşıyor. O da bütçemizi tabii ki de uydurmak için. Burada sizlere daha kolay nasıl, nerede ne bulunabilir, bütçemize göre nasıl kombinler yapabiliriz, bunu göstermek istiyorum. Bir ikon, moda ikonu oldum falan asla böyle bir iddiam yok. Sadece işte genç kızların, üniversite öğrencilerinin ya da parasını idareli olarak kullanmak isteyenlerin videomu açıp fikirler alabileceği bir kanal olmasını istiyorum açıkçası. Yine bu kanal içerisinde ürün yorumları, işte bitenler, favoriler, işte memnun kaldığım saç bakım ürünleri falan, cilt bakım ürünleri gibi içeriklerin de yer almasını istiyorum. Pazarlara gider gezeriz, outlet markalara gider gezeriz, butikler keşfederiz birlikte. Böyle samimi, güzel içerikler ürettiğim bir kanal olması niyetindeyim. İlk videonun tabii ki günahı olmaz bence. Ses kalitesi nasıl, görüntü kalitesi nasıl, YouTube'a yüklediğimde nasıl olur bunu bilmiyorum. Fakat gün geçtikçe daha da iyileşeceğinden şüpheniz olmasın. Sizleri çok öpüyorum, çok seviyorum. Bir sorunuz olursa tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyacağım. Bu kadardı video. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.